Yani WhatsApp'ı baş tacı etmek gibi tuhaf bir şeyimiz var. Herkese merhaba WhatsApp'la Övgü'ye hoş geldiniz. Ne haber Tolga? İyidir abi, seni sorma. Hoş geldiniz. Ben de iyiyim. Haftalık Süper Ligi övme çabalarımızın bilmem kaçıncısındayız herhalde. 10. falan oluyor bilmiyorum. Bir tane böyle çift hafta yaptığımız olmuştu orada. Sayılar aynen karıştı. Ama Hatay Spor, Beşiktaş, Konya Spor, Fenerbahçe ve Galatasaray, Gaziantep maçlarını konuşacağız. Tabii Trabzonspor'u da değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü birazcık da önümüzdeki haftaki maçları da değinerek bu haftaki programı da konuşacağımızı düşünüyorum. Çünkü fikstürler sıklaşıyor. Önemli maçlar özellikle Beşiktaş'ın önünde bekliyor. Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de öyle. Bu üç takım hep şampiyonluk için adı geçen takımlar ama şu anda bir hayli de uzaktalar. Şampiyonluk potasında bile değiller neredeyse diyebiliriz. Gerçi o pota tabii ki daha çok geniş bir pota şu haftalarda ama bazı tehlikeli sinyaller vermeye başladılar şimdiden en azından. Böyle bir kesinlikle söyleyebiliriz bunu. Özellikle Beşiktaş'ın Başakşehir mağlubiyetinden sonra Sporting maçında da gösterdiği kötü performans Galatasaray maçıyla düzelir diye konuşmuştuk burada. Galatasaray maçından sonra da Hatay maçında devam ettirebildi bunu. Acaba Hatay geçen seneki 7-0'ı unutmamış da yememiş içmemiş bugünkü maçımı beklemiş bu haftaki diye sana sorayım. Hatay Spor'un 1-0'lık Beşiktaş karşısındaki galibiyeti. Beşiktaş'ın da eksikleri vardı, tartışılan golü vardı. Ve şöyle de ekleyelim, Beşiktaş bu kadar eksik olunca bu kadar mı etkiliyor acaba? Ya açıkçası 7-0'a takıldım. 7-0 söyleminin altını çizmeye takıldım. Sonra maçın bir gidişatını Ömer Hoca'nın maçtan önce böyle çok düzgün, çok böyle naif bir şekilde söylediği sözleri düşündüm. Çok hat bilerek çok da güzel bir şekilde konuştuk maçtan önce. Hani biz iyi bir takım olmaya çalışıyoruz. Hani Beşiktaş çok değerli, çok kıymetli bir takım. Ama biz de çıkacağız, maçı kazanmak için tabii ki oynayacağız. Rakibimize de saygı duyacağız diye de. Bence o geçen senenin bir şeyi vardı. Çünkü orada bir hatırlarsan, dinleyenler de hatırlarsa benim yanlış anlaşılacak bir cümle vardı. Ondan sonra işte göreceğiz işte cumartesi muhabbet çıkmıştı. Ömer Hoca çok dikkatlice konuştu ve istediğini aldı. Hani bu maç özelinde de. Ki bence yani skordan bağımsız oyun anlamında da istediğini aldı. Hani Beşiktaş'ın zaten neredeyse kronikleşen bir deplasman sorunu var ligde. Senin de bahsettiğin Başakşehir deplasmanı olsun, işte daha öncesinde Altay deplasmanı olsun, işte gerekirse Adana Demir, şey sıkıştırabilir. Antalya. Adana Demir yanılmıyorsam içeride miydi? Antalya deplasmanı. Evet evet. Antalya deplasmanı. Antalya deplasmanı zoraki bir galibiyet gelmiştir evet. Vesaire. Tabii eksikler var. Kabul edilebilir bir şey. Eksikliklerin nedenine dair çok fazla soru sorduk da tekrar sıkmak istemiyorum dinleyenlere. Hani Beşiktaş'ın burada bir flashback yapıp 2017-2018 sezonuna hatırlanmasına gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Sergen Hoca'nın. O dönemde şampiyonluk sonrasında gelen bir şey vardı hatırlarsanız. Yani ne derler? İyi bir kadro kağıt üzerinde. İddialı transferler. Pepe'ler geldi işte. Lensler rakibinizden çok iyi oyuncular. Bu sene de işte Gezzar, Rozier rakibe çalım atma gibi oldu. Ama yine o dönemki gibi böyle istikrarsız. Avrupa'da bir çıt daha iyi bir oyun ki tartışılır tırnak içinde söylüyorum. İstikrarsızlık abidesi şeklinde ve Sergen Hoca'nın da üzülerek söylüyorum çok da saha içine odaklanmadığı bir periyot gibi geliyor bu dönem. Çünkü sadece koşu mesafesiyle aklını bozmuş gibi. İşte biz Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmemiz lazım, koşmamız lazım, şunu yapmamız hani sürekli onlarla kendine tabiri caizse aşık attırıyor. Ama henüz bir Süper Lig takımı bile olamadı Beşiktaş. Hani maçın bence en büyük özeti buydu. Henüz Süper Lig takımı olamamasının sebebiyle de burada işte örneğin form durumu dalgalı olan Alex Teixeira'nın kaptırdığı bir topta gelen bir gol ve sokaktaki 4-5 yaşındaki Hatay Spor'u iki kere izlemiş bir çocuk bile şey der. Şu ilerideki oyuncu araları iyi kaçar, şu oyuncu iyi top kapar, bu oyuncu iyi koşar deyip hani bir senaryo çizebilirdi. Hakikaten de böyle bir senaryo oldu. Ömer Ardoğan çok sürpriz bir performans da göstermedi. Standardındaydı. Hatay Spor'a
yakışır bir mücadelesi oldu diyeyim. Saha içinde kaldılar. Özellikle ilk yarı. Ama altını çizmezsem de maç özelinde olmazsa olmaz Ruben Ribeiro'nun performansı. Yani bu vasatlığa övgü programının başından beri en çok övebileceğim şey buydu diye düşünüyorum. İnanılmaz oynadı. Orta sahayı kilitledi. Zaten düşmüş bir Atiba, formsuz. Stoper'de daha iyi. Orta sahada formsuz bir Necip. Josef'in yokluğu, Pjanic'in yokluğu net bir şekilde çıktı ve orada üstünlüğü sağlayıp Hatay Spor'un da o ikinci bölgedeki presini de netleştirip Beşiktaş'a hiçbir şekilde geçit vermemesini sağladı takımının. İyi bir çapı oldu. İyi bir orta nokta oldu. Pas istasyonu oldu. Herhalde lig sonuna kadar da böyle öveceğim ikinci bir futbolcu ve performans çıkmayacak diye de tahmin ediyorum. Beşiktaş için de yani aslında hep söylediğimiz şeyler. Bizim de burada konuştuğumuz, işte Twitter hesaplarımızdan da yazdığımız, daha öncesinde transfer dönemlerinde sohbet odalarında konuştuğumuz, arkadaş ortamında konuştuğumuz şeylerin tezahürünü görüyoruz işte. Pjanic yine bir deplasman maçında yok. Pjanic olmadığı için ortaya çıkan bir ne derler? Sertlik problemi var. Hele ki Josef olmadığında. İşte Hatay gibi sert bir deplasmanda da böyle becerikli oyuncular da varsa ister istemez işiniz zorlaşıyor. Hakem olayına tekrar girmek istemiyorum. Zaten hakem günlüğünde çok güzel konuşuyorsunuz onlara. Halil İbrahim Hoca ile de birlikte. Gol müdür değil midir bilmiyorum ama kesinlikle ve kesinlikle hakem performansının arkasına sığınılmayacak kötülükte bir mücadeleydi Beşiktaş adına ki maçtan sonra da Sergen Hoca bence ilk defa yani neredeyse hiç diyeyim hakem konuşmadan biz çok kötüydük. Oyuncuların camiasını da hatırlaması gerekiyor deyip olayı biraz kapattı gibi geldi bana. Şimdi senin de bahsettiğin gibi zorlu bir periyot da başlıyor. Lisbon deplasmanı, içeride lig lideri Trabzonspor. Beşiktaş bindi bir alamete, gidiyor kıyamete. Bakalım bu süreçten nasıl çıkacak? Ben oyuna Mehmet Topal girdiğinde Beşiktaş'ı kurtaracak oyuncu Mehmet Topal mı yani acaba diye düşündüm. İyi. Çok net bir şekilde. Çünkü orada oturan Oğuzhan var hala. Gökhan Töre'yi aslında daha önce aldı galiba değil mi? Oyunu biraz daha evvel aldı. Evet, evet. Gökhan Töre'de de aynı hissiyatı yaşadım. Ve ilk 11'i gördüğümde de hani Josef yok, Pjanic yok. Salih Uçan ve Oğuzhan Özyakup bu takımda ne yapıyor acaba? Yani antrenmana çıkmıyorlar mı hiç? Veya Salih Uçan iki takım arasında büyük bir transfer kapışması yarattıktan sonra çok bence güzel olan bir videoyla da sunulduktan sonra bir taraftar tarafından da işte eskiden Fenerbahçe'de yıldızı parlamış genç bir oyuncu imajından kurtulup kabullenilmiş bir oyuncu olarak imaj yaratıldı. Sahada ama çok az yani çok az şans buldu. Belki Can Bozdoğan hakikaten daha fazla şans buldu. Salih Uçan sonra da oyuna girdi ama Sergen Yalçın'ın oyuncu değişiklikleri de belli bir kalıp dahilinde oluyor. Yine dizilim veya oyuncu değiştirip oyun değiştirmeye yönelik pek bir şey göremedik Hatay maçında da. Yani Atiba çıkıyor, işte Mehmet giriyor, Necip çıkıyor, Salih giriyor, işte Gezal çıkıyor, Gökhan Töre giriyor. Gökhan giriyor. Gökhan Töre de yani artık hani hakikaten oh iyi ki Gökhan Töre giriyor diye düşünüyordur bence artık rakip oyuncularda. Öyle bir etki, imaj bırakıyor artık oyuna girerken. Sonuç da vermiyor yani. Gökhan Töre'nin girdiği iki tane filan maç var geçen sene herhalde. O da bir iki kontra atak falandı. Öyle gol attı. Geçen sene Adem Yay işte gol attı ikinci sezonun bir kısmında. Yani böyle bakarsak çok fazla umuda pamuk ipliğiyle bağlanmış bir taktik oyuncu değişikliği gibi gözüküyor bunlar. Sen ne düşünüyorsun? Necip Atiba ikilisiyle başlamak tabii ki maç pratiği fazla olan iki savunmacı oyuncu ile doğal Josef de yokken orada Montero'yu denedi, stoperde Wellington da yok vesaire. Bu iki oyuncu tatmin etmiyor mu hala Sergen Yalçın'ı? Taraftar ne düşünüyor? Sen taraftarı da iyi takip ediyorsun. Yani şöyle, aslında taraftarın çok çeşitli şeyleri var, düşünceleri var tabii ki. Hele ki takımlar, sen de biliyorsun, kötü gittiği zaman şuna sallayalım, buna övelim, bunu şuradan çıkartalım, bunu böyle gömelim vesaire anlayışları oluyor. O yüzden Atiba'dan başlayan, Gökhan Töre ile devam eden, sonrasında işte
Gezzal, Alex Teixeira, Batshuayi'nin golü konusunda biraz sıkıntı yaşaması, Saydam, yani başkan, yönetim şu an herkes eleştiriliyor tabii ki Beşiktaş tarafında. Yani benim de senin söylediğin gibi dikkatimi çeken şey aslında aynıydı. Maçı izlerken aynı şeyi hissetmişiz. Hani Gezzal çıktı, oraya Gökhan Töre girmek zorunda gibi bir yasa varmış gibi. Ya da işte Necip'le Atiba çıkıyorsa oraya yine belirli özellikler taşıyan bir 6 numaran, belirli özellikler taşıyan bir 8 numara gelmeli gibi. İşte mesela Schalke geçmişinde kanat oynamış bir Can Bozdoğan'ı, ki hoca da çok beğeniyor, neden mesela Gökhan Töre yerine denemiyor? Hani bunların hepsi bir soru işareti. Burada açıkçası biraz daha hani tüme varım yapalım. Hocanın da formsuz olduğu bir bence gerçek. Geçen seneki kadar odaklı gitmiyor ya da gidemiyor. Bilmiyorum, Şampiyonlar Ligi'ndeki o puansız geçen dönem onu çok bozmuş da olabilir. Hedef maçlardan birini kazandı, bir tık daha rehavetli de başlamış olabilir ama sahada görünen bazı şeyler çok net bence. Örneğin Atiba'nın artık belirli bir yaşa geldiği ve belirli bir tempoyu kaldıramadığı. Gökhan Töre'nin geçen seneki o son periyotta sakatlıklarla ön plana çıktığı ama sonrasında artık uzun vadede seni kurtarabilecek bir oyuncu olmadığı gibi. İşte Alex Teixeira'nın henüz tam anlamıyla formda olmaması ve net bir güven vermemesi gibi. Ya da kenardan giren Kenan net bir santrfor oyunu oynayamıyor. Kanat oyunu da oynayamıyor. Bir varyasyon deneyemiyor hoca. Stoper'de neden bu kadar oynuyor? Onu da bilmiyoruz. Mesela Wellington aslında yok değildi. Kenarda hani benim bildiğim kadarıyla yani yanlış hatırlamıyorsam yedekteydi ve maça da girebilirdi ya da oynayabilirdi diye biliyorum. Montero bu kadar uzun süre oynamadı. Çat Montero'yu koyuyorsun. Neden Wellington'u düşünmedin? Hani Umut Meraş piyasada yokken Galatasaray maçında çıktı oynadı. Rıdvan 3 maç yok. Yani bir taraftarın da çok sesli dillendirdiği bir forma adaletsizliği var açıkçası. Ben bunu söylemek istemiyorum. Emin değilim bu konudan. Ama böyle bir şey de olabilir mi diye de düşünmeden kendimi de edemiyorum açıkçası. Yani orada bir rotasyon fikriyle bile bile lades denilen şeyler çok fazla gibi geliyor bana. Hele ki bu kadar da sakatlık yaşarken ki son dün gelen bir haber. Rozier sakat ve Lisbon Trabzon maçlarında olmayacak. Ben çok bas bas bağırıyordum yani bu takımın bir yedek sağ beki yok ve bu bir metafora dönecek diye. Alın döndü. Ligin belki de en önemli virajı ilk yarıdaki Sporting Lisbon ve Trabzon maçları. Ligdeki liderle aranın açılıp açılmayacağı ve senin bundan sonraki umutsuz da olsa Avrupa sürecini belirleyecek maç. İkisinde de takımının bir numaralı opsiyonu olan, geçen sene bu sene buraya taşımış ikili oyunların iki numaralı aktörü olan adam yok. Yerine koyabileceğim bir adam da yok. Hani bence en büyük sıkıntılar bunlar. Beşiktaş dediğim gibi yani o az önce söylediğim söz abartı olsun diye değildi. Hani bindi bir alamete ve gidiyor. Bir kıyamet kopacak ama ne zaman kopacak bilmiyorum açıkçası. Muhtemelen bu hafta kopacak gibi görünüyor. Bundan bir ya da iki önceki programımızın zaten başlığı bu takım neden sağ bek almadı idi. Beşiktaş'ın sağ bek problemi sezon içinde hörtlemiş oldu artık. Yani bundan daha ötesi yok. Hadi bir maç Necip idare edildi ama şampiyonluk yolundaki, şu andaki puan farkı dışında da şampiyonluk yolundaki en büyük rakibine karşı oynayacağın maçta sağ bekin yok. Yani geçen senenin en iyi oyuncularından biri ve yine bir transfer kavgasıyla neredeyse alınmış bir oyuncu. Evet. Alternatifi olmaması da Beşiktaş'ı zora sokacak Lisbon maçlarında, öyle gözüküyor. Rıdvan'ın oynatılmaması da bence Umut Meraş'ın yerine enteresandı. Yani Güven Yalçın ve Rıdvan ikilisinin birlikte oynadığı dakikalar içinde iki tane golü var zaten. Yanlış hatırlamıyorsam bir maçta. Evet. Ve en az da iki tane pozisyonu var. Yani iki oyuncu da birbirini bu kadar iyi anlayabiliyorken bunu değerlendirmesi de gerekirdi Sergen Yalçın'ın, ama işte dediğin gibi belki de bir formsuzluktan dolayı bu maçı, yani Mehmet Topal'ın penaltı noktasının iki adım ötesinden attığı rastgele birazcık da topuk vuruşuyla, hani adı kale bu tarafta buraya doğru vurursam gider hissiyatıyla vurduğu topla bir kaybedilmiş puan maçı olarak değerlendirirse Beşiktaş camiası hata yapar. Ve zaten Beşiktaş'ın da puan kazanması
Mehmet Topal'ın penaltı noktasının iki adım ötesinden şansa atacağı topuk şutuyla golüne bağlıysa Beşiktaş yani şampiyonluktan falan bahsetmeli de bilir bir süre. Çünkü senin daha önemli pozisyonlar, daha net gol pozisyonları bulman lazım. Hakem konusunu konuşacağız. Gerçekten yardımcı hakemin de var görüntülerine destek vermek üzere izlerken. Cüneyt Çakır'ın yanında olması ilginçti. Bunun benzerleri var mı yok mu? Uygulaması doğru mu değil mi? Hakem gününde ben de merakla bekliyorum konuşmayı. Ve Atiba'dan da şöyle bahsederek Beşiktaş hakkında söyleyeceklerimi söyleyeyim. Geçen seneki puan tajına baktığımızda Beşiktaş'ın topladığı 84 Galatasaray'la birlikte bu programlardan birinde yine demiştim yani hani 42-41 hafta değil de 34 olsa 69 puanlı sezonların en düşük puanla ulaşılan şampiyonluğundan bir tık üstteki yani kötünün iyisi bir şampiyonluktu Beşiktaş'ın ki puan o maç sayısı dışında 84'ü görünce biz şey yapıyoruz ama mesela Beşiktaş'ın 85 puana gelip hala şampiyon olamadığı bir haftaydı galiba değil mi? O Lucescu Fatih Terim kapışması 38 maçlı. Pardon 34 maçlı. Yani biz bu puanları görebildiğimiz için hani onlardan bahsederek onları düşünerek o 84'ü veya bir sene önceki 69 puanı çok az buluyoruz onu söyleyelim. İşte geçen seneki o vasat puanlı şampiyonluğun en iyi oyuncularından biri olarak Atiba ve heykeli dikilsin Atiba şeklinde yorumlanınca bu sezon hiç de iyi bir sonuç alamadığını gördü. Beşiktaş fazlasıyla Atiba'ya bağlı kaldı. Aboubakar'dan da uzak kalınca Gezal'ın da geçen seneki performansı düşünce ki geçen sezon da böyle başlamıştı. Ben de onu söyleyecektim kesinlikle. Yetmiyor yani Beşiktaş'a daha fazlası lazım bu yüzden. Ben Salih, Oğuzhan ve Can orta sahasını görmeyi umarım açıkçası. Yani bu üçlü rakiplerine de baktığın zaman hani ayağa top yapabilen de top kapabilen de üçlü oyuncularla oynuyorlar. Mesela Trabzonspor, Berat Siyopis, Bakasetas üçlüsü. Bakasetas'ın savunmacı yönü ne kadar az gibi gözükse de yaptığı işler olabiliyor yani zaman zaman. Galatasaray'ın da Taylan Berkan, Çıkaldao üçlüsü var. Fenerbahçe'nin ne kadar kötü performans gösterseler de hani üçlü koysan işte Sosa, İrfan, Gustavo gibi yine de böyle kağıt üstünde güçlü isimleri ayakta teknikleri de iyi olan isimleri var. Beşiktaş'ın da bunu tercih etmesi önümüzdeki haftalarda en azından bizi güzel oyun için bu bir de Pjanić eksikliğinde işe yarayabilir. Yani Pjanić'in bir 6 yaş grubundan Oğuzhan da Pjanić vari bir oyuncuydu aslında en yüksek döneminde. Bunu çok abartarak söylüyor olabilirim ama hani kendi dünyasının Pjanić'iydi belki öyle diyelim. O rolde bir oyuncuydu. Tekrar o role dönmesi hayırlı olacaktır. Ümidiyle Beşiktaş'a dair söyleyeceklerimizi tamamlayıp Galatasaray'a geçelim bari. Galatasaray çünkü daha az üzerine konuşacağımız şeyleri olan takım belki de. Çünkü Fenerbahçe biraz karışık. Galatasaray maçının son bir saatini daha fazla izleyebildim. Galatasaray'ın haftalardır hani Beşiktaş maçını bir kenara koyarsak işte Avrupa Ligi'nde gol yememiş olması, kazandığı zaman işte Konya gibi güçlü bir takıma karşı 1-0 her ne kadar Muslera artısı da olsa da o maçta 1-0 götürmesi, bu maçı da 2-0 götürmesi, belli bir süre skoru koruyabilmesi, takım üzerine geldiği zamanlar da oldu Gaziantep'in. O pozisyonlarda da savunmayı iyi yapabilir hale geliyor olması Galatasaray için avantaj. Tabii ki rakibin 5-3-2 gibi fazla gol atmaya yönelik olmayan ama yine hızlı ve yetenekli ayaklarıyla işte Maxim'le Merkel'le geçen hafta iyi performans göstermişti. Özellikle Maxim geçen hafta ya da ondan önceki haftaydı. Bunları deneyecekti zaten. Galatasaray'daki fark daha önce de Taylan Berkan olmuyor galibasından. Burada değindiğimiz gibi Berkan, Alex, Morutan üçlüsünü yine burada önermiştik. Bunu gördük bu sefer bu maçta. Kanatlarda da tabii sağlıklı bir Barış Alper olunca bunu denemek istedi. Fiziğiyle ve hızıyla ve oyunda topu kaptırdıktan sonraki inadıyla ki ilk maçlarında da bunu gösterdi Barış Alper. Fatih Terim'in tercihi oldu. Yani
Kerem'in fiziği öyle olsa mesela belki daha hızlı bir yükseliş gösterebilirdi Kerem Aktürkoğlu da. Ama böyle bir ikili ve Halil'le bu sefer denedi ve yani ileri üçlü 21-21-22 gibi böyle bir yaş ortalamasıyla çıktı Galatasaray. Fatih Terim'in ilk geldiği yıllarda bile böyle bir deneme yok. Belki ikinci denemesi ikinci yıllarında olabilir, böyle bir Fabio Pinto, Brato falan gibi değişik bir üçlüyle çıkmış olabilir belli bir İlk dönem. Roman dönemi. İkinci Roman dönemi o işte bir de. İlk Roman dönemi. İkinci mi? Tabii ilk Roman dönemi Adrien Ilie, Hacı Filipescu vesaire. Yine bir tane daha Roman vardı galiba oradan. Rotario diyeceğim ama değil onun. Biri daha vardı. Bir Roman daha gelmişti o ara. Her neyse ikinci Roman dönemi işte Bratu filan belki o dönem olmuştur. Yaş ortalamasını düşürmeye çalıştığı bir dönemde ama doğru ya da yeterli kalitede bir takım kurulamamıştı. Bu sefer o sinyal veriliyor Galatasaray'da. Hani orta üçlüsünün de yine 25'ten düşük 3 oyuncuyla oynadı. En yaşlıları işte Van Aanholt 30 yaşında. Muslera da 36 yaşında. Bu açıdan Galatasaray'da değerlendirmeye girersek Fatih Terim'in de basın toplantısında maç sonrasında vurguladığı gibi iyi de koruyor o imajı. Çünkü biz bir genç takımız. Bu oyuncular bazı zamanlarda maç almak konusunda yeterli tecrübeyi gösteremiyor. O yüzden daha sonrasında tecrübelileri oyuna alıyoruz gibi açıklamaları var. Bunlar da oyuna dair tabii, şimdi daha önce demiştik işte Hikmet Hocam konuşmayı çok sever. O anlatmıştır bizim yerimize. Biz maçı anlatmayalım açıklamasının tam tersi bir durum vardı. Fatih Terim'in işte keyfi olduğunda yine soruları uzun uzun cevapladığı bir basın toplantısıydı bu da. Basın toplantılarında böyle mesajlar da vermesi şeyi gösteriyor aslında. O Lokomotif maçında gördüğümüz işte yarım saatlik oyun, bir saatlik oyun. O oyunu kimle oynarım, bu oyunu kim yapar? İşte burada da sonradan oyuna giren Feghouli, Kerem'i kaçırırım. O iyi ara pası atıyor savunmanın arkasına, özgüvenli. Bunu da yaptığı zamanlar olmuştu diyerek Feghouli'yi denedi bu sefer. Bu sefer de işte rolleri de aslında daha farklı bir şekilde verebildi. Yani takım içindeki rolleri maç maç, dakika dakika böyle belli bölümler halinde planlarken o bölümlerdeki rolleri de yavaş yavaş netleşiyor gibi oyuncuların. İşte son yarım saatte Kerem'in golünü neredeyse iki kere öncesinde denedi Feghouli ile Galatasaray. Hani bu da bir plan. Kerem'in işte daha önce ikinci forvet gibi gezgin bir oyuncu olarak ana forvet, hedef forvet, diğer stoperleri savunmayı meşgul ederken savunma arkası koşullarını denedi. Oldu. Bu bir plan Galatasaray'da. Bunu işte Lokomotif maçında da yaptı vesaire. Bunları yavaş yavaş maç maç görüyoruz. Verdiği pozisyonlar var. Onları da düzeltecekler. Marco fazla övülüyor. Yani rakip takım karşısında lütfen bir zahmet. 4 tane top kaybı, 4 tane pas arası falan. Top kaybı demişim. Top kapma. 4 pas arası falan yapabilsin bir zahmet. Ve kendini de ben ve benim gibi belki ne kadar dürüstçe özür dileyip hatasını kabul etse de kalbi kırık Galatasaraylılar karşısında iyi performansıyla bunu affettirmeli, unutturmalı. Belki de bunu yapmaya niyetli bir şekilde çıkıyor sahaya. Daha artık Galatasaray'da Marcano varlığıyla sağındaki solundaki oyuncularda daha güvenli oynuyorlar. Çünkü arkasında kim var? Veya Muslera diyor ki ya Marka burada sağ solu komuta eder. Onu oraya çekip çevirir. Takım içinde bir lider oyuncu eksikliği bu yaş grubu da hep işte 24-21 arası olunca hissedilir bir durumdaydı. Ki bu kadroda da öyle bir durum var şu an. Muslera kalede olduğu için biraz oyunun işte rakip ceza yarı alanı kısmındaki konuşmalarına eksik kalabiliyor. Orada da motive edecek biri gerekebiliyor. İşte Marka onu yapabilecek gibi gözüküyor açıkçası. Hani iyi niyetle bakarsak da hani bu liderlik özelliğini ve hani nasıl diyelim takım içindeki o kaptanvari komutan rolünü abilik, belki de abiliğini ya da Kerem ona böyle sus sus sonra konuşuruz demeye çalışırken iyi kontrol edemedi belki de bir tecrübesiz anlığına geldiği için deyip şey yapabiliriz belki de farklı bir senaryo koyabiliriz ortaya.
ilerleyen haftalarda onun bu konudaki tavırlarını göreceğiz yani açıkçası. Ama Mark Hanlon hani işte 8 maç aradan sonra lige döndü, şöyle oldu, böyle oldu falan diye gaza gelmekten ve şakşaklamaktansa böyle performansını birkaç hafta bir bakalım diyeceğim yani. Çünkü çok sakarlıkları oluyor Mark Hanlon'un. Kötü başladığı maçlarda özellikle. Bir kere başladı mı kötü, gerisi de geliyor. Bir de Marka'nın olmadığı maçlarda Galatasaray işte puan kaybetti filan. Sanki Marka o sol stoperde oynamadı diye top kaybedildi ya yani şey maç kaybedildi gibi algılanıyor. Galatasaray'ın puan kaybettiği maçların çoğunda Muslera'nın Taylan'a veya Berkan'a aynı pas hatalarını yapması vardı veya pas tercihleri hatalıydı. O yüzden ve yani Marka'nın olduğu yere de atmadı yani. Başka bir şey düşünüyordu orada. Her neyse yani İşte varken kazanmıyorduk da kazanıyoruz da yokken kazanamıyorduk gibi sığ bakıştan uzak kalmak gerektiğini düşünüyorum. İyi yolda gözüküyor Galatasaray. Yani bu Beşiktaş mağlubiyetinden sonra kaza yaşamaması gerekiyordu. Beşiktaş maçı da bu maç kazanıldıktan sonra biraz daha acısı hafiflemiş bir maç olarak sezon içinde raflardaki yerini aldı sanırım. Şimdi bir Lokomotiv maçı var yine Galatasaray'ın galiba değil mi? Yine bir Evet, Avrupa evet. mücadelesi. Bu sefer de içeride olacağı için Galatasaray daha dinlenmiş ve daha iyi bir şekilde, daha güvenli bir şekilde çıkacak diye düşünüyorum. Bir de Morutan bu takımda çok bir şey yapmadı vesaire deniyor. Bu oyunun, takımın ve oyunun özel ayağı o. Yani o oyundaki rolü hızlı bir şekilde Kerem'le Barış çizgiye doğru inerken ve ilk defa sanırım yanlış hatırlamıyorsam da ilk 11'de bu bölgede başladı Morutan. O yüzden yerini de yadırgamış olabilir böyle bir plan içinde. Fegoli'nin verdiği ara pastan önce baskı yapan iki oyuncu Berkan'la Morutan. Top kapanlar inatla. Morutan'ın bunu her bölgede yapıyor olması onun bir artısı olarak önümüze gelsin. Berkan övgülerime de bir tanesini ekleyeyim. Berkan çok iyi topçu. Teşekkür ediyorum. Sen ne yani, diyeceksin? Berkan konusunda ben hala şüpheliyim. Onu bir sıkıştırayım. Devam edeyim sonrasına. Yani iki şey vardı benim dikkatimi çeken. Kendi adımıza da hani böyle ben de işte yaptığımı söylediğim şeyleri geriye dönüp dinliyorum. Geçen hafta söylediğimiz bence en isabetli şey derbiden sonra kazanıldı, kaybedildi fark etmez. Şampiyonluk yarışından kopuldu diye bir şey yok. Alın işte Beşiktaş'ta Galatasaray yine aynı puanda. Yani bu çok değişecektir. Hele ki genç takımlarda bu tip durumlar bir anda sizi çok motive edebilir, bir anda sizi çok geriye de götürebilir. Fatih Terim'in o noktada oyunu anlar değil ama dakikalar olarak planlaması bence çok anlamlı. Yani senin de bahsettiğin gibi işte basın toplantısında da söylediği gibi sonradan biz Feghouli gibi daha tecrübeleri sokup maçı kopartacak hamleler yapmaya çalışıyoruz vesaire diye. Çok kıymetli şeyler bence. Bu da yani deneyimli bir teknik direktör olmaktan geliyor tabii. Senin de söylediğin gibi bu tip bir kadroyu belki bu kadar yaş olarak düşük değildi ama daha önce de yaşadığı deneyimleri gördü. Kendine çıkardığı alınmış dersleri var, onları uyguluyor. Yani benim o kadar şey net açıkladım ki Galatasaray'a söyleyebileceğim tek ekstra şey bu maçta gözlemlediğim. Fatih Terim biraz daha pragmatist bir hale evrildi gibi geliyor bana. Yani örneğin oyunu iyi tutabilmeye başlamıştı bu takım. Beşiktaş maçında böyle bir anlık şeylerle kaybetti o durumu. Hemen onun üzerine maçı da alabilecek, ligde de iş yapabilecek bir şey denedi. Bu da nedir? Geriden savunma arkaları, rakip savunma arkalarının atılan uzun toplarla. Ve sizde Markao gibi, Nelson gibi, yeri gelir Berkan gibi ama daha önemlisi Çıkaldağ gibi oyuncular olduğu zaman bunları çok iyi yapabiliyorsunuz. Kerem'le de Barış Alper gibi de işte o bölgeleri çok güzel doldurabilecek, savunma arkasına koşabilecek oyuncular varsa bu çok da işleyen bir düzen oluyor. Bu devam edecek mi? Bilmiyorum çünkü Fatih Hoca'nın şeyi de vardır. İşleyen düzeni bozmayı çok da sevmez. Bence devam edecek. Galatasaray adına biz hep şeyde söylüyorduk ya. İkinci altını çizeceğim noktada o. Galatasaray'ın oyunu tam olarak oturmadı. Hem rollerden kaynaklı hem de oyun anlayışı olarak. Bence Fatih Terim bu Beşiktaş maçından bir ders alıp o dersin üzerine bunu eklemiş
diye düşünüp yorumlamak istiyorum. Bence böyle de devam edecek. Ve bu da işe yarayabilecek bir şey bence bu lig düzeninde. Hele ki rakip savunma oyuncularının en üstteki oyuncudan en alt takımdaki oyuncuya kadar hata yapmaya meyilli stoperler ve savunma hatlarından oluştuğunu düşüneceksek buradan Galatasaray genç oyuncularıyla çok ekmek yiyecektir. Morutsan ya da Morutan hangisini kullanmak Morutsa. istiyorsa Japon gibi Morutsan. Morutsa. Peki Morutsan'ın altını çizmene de son derece katılıyorum. Fegoli'yi bir kenara bırakırsak bu takımın en yaratıcı oyuncusu bu adam. Bu adamın üzerine de yatırım yapılması, yatırımdan kastım mali anlamda değil. Hani oyun anlamında bir yatırım yapılması bence çok önemli. Çünkü çözüyor da ve bunu gösterdi. Evet. Ve Yani bunu çok mesela kısa sürede gösterdi. bu hafta attığı golle yani çok kaliteli bir goldü. Hani oyun görüşü olarak orada oyunu zorlaması aslında ilk seçenek olarak bir ara top atması, top geldiğinde tekrar vurması. Dediğim gibi oyunu çözebilecek bir oyuncu. Ligimizde de son derece iş yapabilecek ve sonrasında da satılmaya müsait bir oyuncu gibi görünüyor. Değerli, kıymetli şeyler bunlar. Tabii ki onun da geliştirmesi gereken çok şey var. Daha Tabii. istikrarlı olması Oyun gerekiyor. İşte konsantrasyonu, sürekliliğini kazanması kesinlikle. lazım. Yani şey gibi geldi bana. Şenol Güneş'in ilk geldiği dönemde teşbihte hata olmaz. Oğuzhan'ın bir oyunu vardı ya. Her maçı çözebilecek gibi ama her maçtan da kopabilecek gibi. Orutsan da aynı. Hani her an, yani Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe maçında iki gol atar şaşırmazsın Snyder gibi. Ama işte Beşiktaş maçında çok da iyi oynamaz. Deplasmanda sinebilir de. Bu istikrarı da sağlarsa bence çok daha farklı bir noktaya da yani Galatasaray'ın çıtasını yükseltebilecek bir oyuncu diye düşünüyorum. Bir de son olarak Fegüli'nin bu hafta aldığı rol bence yine eğer Fatih Hoca ile el sıkıştılarsa yine sezonun game changer noktalarından biri olabilir diye düşünüyorum. Çok kıymetli bir şeydi o da çünkü. Yani Benden de bu kadar. oyuncuların evet o yani ana plan oyuncusuyken birkaç sene önce şimdi ikinci plan ve hani sonradan oyuna girip değiştirecek kişi kilidi açacak anahtar oyuncu rolünü ikna olmuşsa kabul ediyorsa ve bu şekilde oynayacaksa oyununa motive olmaya devam eder diye ümit ediyorum ben de. Kerem Aktürkoğlu'ndaki gelişme için de şöyle de bir şey düşündüm. Bir Raheem Sterling var kendisinin içinde. Böyle savrup koşular, bazı driblingler biraz savrup ama top durağan haldeyken bilekleri çok ince. Bazen şutları çok iyi, bazen şutları hayretler içinde bıraktıracak şekilde. Son vuruşlarını geliştiriyor gibi gözüküyor. Daha önce karşı karşıya kaldığında kaçırdığı şutlar vardı. Bu sefer karşı karşıya kaldığında kalecinin hani amiyane tabirle çenesinin üzerine doğru vurduğu için de kaleciler böyle kaçınca o topu göremiyorlar. Yine böyle bir şut oldu. Kerem'in de yükselişini izliyoruz hep beraber. Galatasaray'da Maşallah diyelim. bu hafta ilk 11'de olmayan 3 oyuncusuyla sözleşme imzaladı. Bizim programı yaptığımız gün. Luyendama, Taylan ve İsmail Şipe ile bu oyuncuların da sözleşmesi uzatıldı. Bu konuda da yönetim çalışıyor. Yani iyi bir başlangıç yapmıştı yönetim vaatleriyle. Sonraki ilk 30 günü içinde birazcık sarsıldı diyelim. Fatih Terim belirsizliği sürdü bayağı bir çünkü. Transfer belirsizliği çok uzun sürdü. Ama yani o istedikleri sabrı birazcık daha Galatasaray taraftarı verirse Galatasaray takımına ve yönetimine güzel, kaliteli, heyecanlı bir takım izleyeceğiz gibi gözüküyor. Şu vasatlık çölünde öveceğimiz bir ufak gıdımlık bir şeyler verebilen Galatasaray'a teşekkür ediyoruz. Umuyoruz devam ederler. Fenerbahçe konusuna geçelim. Konyaspor Fenerbahçe mücadelesini konuşacağız. Fenerbahçe'de 2-1'lik mağlubiyet sonrası büyük tartışmalar var. Bir önceki hafta Alanya maçında kaybettiklerinde yani işlerinin zor olduğunu, iyi oynamış olmalarına rağmen hani daha sonraki haftalarda o kadar da işlerin kolay olmayacağını burada dile getirmiştik. Konya maçında da zaten Galatasaray'a karşı ne oynadığını gördükten sonra Konya'nın Fenerbahçe'nin de bu haftaya kadar çok iyi bir baskın bir takım görüntüsüyle sahada yer almadığını gördüğümüzde Konya'nın Fenerbahçe'ye zorluk çıkaracağını tahmin etmek zor değildi.
Galatasaray gerçekten o maçta şansının da yanında olmasıyla birlikte Konya karşısında 1-0 kazanabilmişti. Şimdi ne kadar değerli olduğunu da aslında o 1-0'lık galibiyetin görebiliriz. Çünkü Konya'da da bir yükseliş var. Hatay'da, Alanya'da böyle bir yukarıları zorlama durumu var. Programın sonuna doğru da onu birazcık fikrini almak istiyorum ama Fenerbahçe'deki esas problem 2 hafta üst üste 6 tane Fenerbahçeli oyuncu yan topta, duran topta ceza sahası içindeyken rakibin daha az oyuncusu olmasına rağmen hamleyi yapanların rakip oyuncuları olması ve bunların golle sonuçlanması ve bunların hani karbon kopya gibi olması. Yani Efkan Bekiroğlu'nun attığı gol de Alanya maçında aynı. Konyaspor'un da attığı ikinci gol aynı. Konyaspor'un attığı birinci gol çok olağan dışı bir gol. O konuda Sercan'ı tebrik ediyoruz. Çok güzel oturdu top. Altay'ın yapacağı hiçbir şey yoktu. Top döndü. Çok güzel buluştu top ağlarla. Ama Fenerbahçe'de yani hep aynı oyun. Yani Albert Einstein'ın lafı geliyor işte burada. Yani daha bugün onu Facebook'ta böyle bir sosyal medya hikayesi, esprisini değiştirmişler. Yani aynı şeyi deneyerek aynı farklı sonucu beklemek çok da akıllıca bir şey değildir dediği bir laf var yani. Onu işte Lan oğlum siz geri zekalı mısınız diye değiştirmişlerdi yıllar önce. O geldi aklıma oradan yola çıkarak. Hani aynı taktikle farklı sonuç, aynı taktikle farklı oyunculardan aynı şeyi bekliyor. O da olmuyor yani Vitor Pereira'da 1-0'dan 2-0'dan sonra hani 40. dakikada böyle iki oyuncu değiştirdi vay falan diye bir düşünce gelişti bende ama gol lazım. Forvet olan, daha forvet olan oyuncular aslında İrfan Can'a göre. Onlar oyundayken Serdar Dursun giriyor ve İrfan Can giriyor. Yani Fenerbahçe'de oyunu değiştirecek iki oyuncu Pelkas'la Rossi gol ayağı olarak girmiş. Hadi burada 2-1 değil de 1-2 yapmak istedi belki. Çift forvet ve İrfan Can arkalarında. Ama yani buradaki esas problem üçlü savunma, dörtlü savunma falan hepsi bir yana. Yani Vitor Pereira'nın o kendi oyununu iyi okuyamıyor olması çok artık gün yüzüne çıktı. Bugüne kadar da bir sürü hatalı kararların olduğunu ve Fenerbahçe'deki oyuncu kadrosunun bu oyunu, istenen oyunu ya da bizim bildiğimiz Premier Lig'deki, Serie A'daki, Bundesliga'daki 3-4-3'ü oynayamayacak bir kadro olduğunu söylerken yani bugünleri görerek aslında bir öngörüde bulunuyorduk. Bugün problem esas üçlü değil yani. Nazım Sangare'nin sağ koridorda 80 metre Fenerbahçe'yi ayrıca savunacak oyuncu olabilir ama hücuma çıkaracak oyuncu gücü olarak o kadroda bulunuyor olması. Yani şu anda o rol veriliyor ona. Ve ondan önceki rolü de Bright Osayi Samuel'e veriliyor. Yani Samuel son yarım saatlik kontratak oyuncusu olabilecek bir oyuncu. Gerçekten daha fazlası değil Fenerbahçe için. Ama bu oyuncuya bel bağlanarak 3-4-3 yapılıyor. Ali Koç, işte buradan şu Ali Koç diye girdim. Çünkü Ali Koç bu takımın futbol direktörü olduğunu söyledi ve futbol aklı olduğunu söyledi. Futbolu kendisini yöneteceğini söyledi. En başta 3-4-3 kadrosu kurmamış bir futbol direktörü olan Ali Koç, 3-4-3 oynatacak bir teknik direktör getirdi. Burada Ali Koç futbol direktörlüğünü kovsun diyorum yani en naif biçimde. Böyle olurdu eğer sportif direktör getirmiş olsaydı, bu eşleşmeyi yapmış olsaydı. Nitekim Tottenham'da işte sportif direktör Daniel Levy'yi ikna ediyor. Nuno Espirito'yu getirelim diyor. Oynatır hücumcu da oynatmıştı o zamanında diyor. Olmuyor. Sonrasında da gönderiliyor. Yani aynı Portekizli. Yok, Portekizli değil mi Nuno'da? Brezilyalı değil, Evet. Brezilyalı mı? Yok, Portekizli. Aynı coğrafyanın iki insanının kaderi birbirine benzeyecek gibi gözüküyor. Çünkü bu kadro o oyunu oynamaz Vitor Pereira'nın düşündüğü oyunu. Yani savunma oynar, Kim Min-jae çok iyi ortadaki stoper olur. Ama bir tanesi sakatlandığında oraya Filip Nova koyup Min-jae'yi öbür tarafa çekip buraya koymak zorunda kalırsan, bütün takımın düzenini bozarsan, sağ açıktaki o sayı bir anda baktığında sağ stoperde Tisserand'ı değil Nova falan görürse şaşırır. Aa ben bu adamla daha önce hiç oynamadım der. Pası nasıl atar, nasıl alırım bilmiyorum. Bunlar yaşanır.
takımda böyle çok fazla oynaması büyük bir hataydı. Ve takımın aslında en güçlü olması gereken bir diğer yer orta ikiliyken, orta ikilinin Miha Zayt ve Luis Gustavo'ya kalması, sakatlıklar bir yana. Mert Hakan hala sakat mı? Mesela bunu sormak lazım. Miha Zayt Mert Hakan'dan gerçekten çok mu iyi? Bunu sormak lazım. Luis Gustavo bu takımın en iyi oyuncusu mu gerçekten? Oyunu Luis Gustavo mu kuruyor yoksa öndeki üçlü hücumcu üzerinden mi oyun kuruluyor? Yoksa sol stoper mi oyun kuruyor? Salahi bunun için aldı Fenerbahçe. Bunlar da hiç net belli değil Fenerbahçe'de. Sadece tek pas atraksiyonunu gördüğümüz şeyler Ferdi'nin bindirmeleri. Valencia çıkıp gelirse, Ferdi'yi kaçırırsa çizgiye indiriyor. Bir pozisyon vardı bu arada. Sağ iç, orta sahanın sağ içi olan Gustavo benzer bir pozisyonda Ferdi'nin koşması gereken sol korner direğine doğru koştu. Yani Luis Gustavo neden sol çizgiye bindirme yapıyor maçın ortasında? Fenerbahçe'de bu tür karmaşıklıklar da var açıkçası. Bir takım olunamadı. Yani Mesut Özil adından Mesut Özil'in ağzından bugün takımı bir araya getirdik. İşte Mesut konuşma yaptı gibi basın açıklamaları yapılıyor. Fenerbahçe'nin sitesinde görmedim ama Hürriyet'te falan yer alıyor bunlar. Yani Mesut'un basına paylaşılan açıklamasıyla mı Fenerbahçe takım ruhuna bürünecek açıkçası? Yani önünde bir Avrupa Ligi mücadelesi var. Mesut'un sakat olduğu, Vitor Pereira ile kavga ettiği ve anlaşamadığı söylenirken Fenerbahçe'yi bir araya getirecek oyuncu olarak kulüpten yapılan açıklamaya göre Mesut'un konuşma yaparak Mesut olduğu takımı bir araya getirecek kişi söyleniyor. Nasıl inanalım biz buna? Mesut Özil megafonu eline alıp konuşma yaparken ya ben burada ne yapıyorum diye kaç kere bekledi. Ya bir lider oyuncu ve o taraftar ruhunu bilen oyuncu bir kere orada taraftarın susmasını beklemez. Şimdi orayı biraz analiz edip Mesut'un bu takımı bir araya getirebilecek çimento olabilir mi olamaz mı bir bakalım isterim. Orada taraftarın susmasını beklemez. Orada Emre Belözoğlu olsaydı mesela ya da Volkan Demirel direkt girerdi. Ya beyler arkadaşlar diye. Alırdık konuşurdu böyle. Sustururdu herkesi. Önden de biri derdi ki hop beyler bak bak kaptan konuşuyor. Mesut orada kendini o kadar çaresiz hissettiği bir ana sokuldu ki sonrasında bunun yükünü de sahada gösteremiyor. Zaten gösterebilecek bir potansiyelde değildi. Kariyerin en kötü anında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'nin de tarihinin en kötü zamanında Fenerbahçe'ye transfer oldu. İkisi de şu anda negatif gidişattayken bir pozitif sonuç ortaya çıkartmaya çalışılıyor ama iki negatif birbirini şu anda uymuyor ve itiyor. Mesut Özil'den takımı kurtaracak oyuncu gibi bahsedilse de Fenerbahçe taraftarının beklentisi varsa da olmamasını öneririm. Ayrıca umuyorum da Vitor'un bildiklerinin ne olup olmadığı hakkında çok daha iyi fikirleriniz olmuştur 10-11 hafta sonrasında. Bu takımda üçlü oynayacaksan mesela en az 3 tane stoper yedeğin olmalı. Çünkü sağ stoperin varsa sağ stoper yedeğin olmalı. Sol stoperimi de sağ stoperime gibi oynatırım gibi sürekli Lego yapar gibi bir kırmızı taşı oraya bir mavi taşı oraya koyayım bir de böyle koyayım olmuyor yani ne yazık ki futbol bu. Herkesin birbirine alışması lazım. Trabzonspor'un bugün bu kadar çok iyi olmasının sebebi geçen senenin ortasından beri neredeyse aynı kemik kadroya ve aynı hocaya sahip olmaları kaynaklı. Trabzon'da hani Eylül'de yepyeni girmedi sezona. Zaman gerektiğini ancak böyle anlayabiliriz belki. İşte bu zamanı da hoca kovduktan sonraki dönemde geçiriyor olmak ayrıca bir düşünce olsun tabii yanında. Ama Vitor Pereira istediği kredileri de dizilişle birlikte oynattığı oyunla elde edemedi. Kazanırken de kötüydü çünkü bu takım. Ama işte kazanıyoruz. 3-1 ne güzel vesaire. Antalyaspor'a
Pardon, Giresunspor'a yeniyoruz. Aa işte ne güzel. Hatay'ı yendik. Hatay'ı da yenmesi Fenerbahçe için yanılgı oldu. Burada da konuşmuştuk. Hatay'ın Altay'ın öne çıktığı bir maçta oynadığını, iyi oynadığı bir maçta kaybettiği bir 3 puandı o. Sonrasında da zaten hani Beşiktaş'ı yenerek gösterdi ne kadar kaliteli bir takım olduğunu. Fenerbahçe kovar mı, Vitor Pereira'yı kovmaz mı bilmiyorum ama bence Ali Koç futbol direktörünü kovsun. Belki o zaman çözüm bulabilir Fenerbahçe diyorum. Bence Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı sezon başında hiç yoktu dediğim gibi. Şimdi hiç yok. İlk dörde de girerse şanslı olarak kendilerini sezon sonunda niteleyebiliriz ama Avrupa Ligi'nde de zaten yani Royal Antwerp'e karşı neler yapacaklarını merakla bekliyorum ben de 4 Kasım'da. Sen neler diyeceksin sevgili Tolga Fenerbahçe için? Yani Konyaspor Yani maçından değil biraz genel derledik toparladık. Evet, Fenerbahçe evet. çünkü kendini biraz Öyle. Biz bu son 10-11 haftada ne yaşadığı konusunu şey yaptığı bir durumda hesap kitap hesaplaşma yaptığı bir durumda. Sen bu konuya nasıl bir başlık açarsın? Yani Fenerbahçe için muhtemelen 3 tane 3'er saatlik program yapsak, konuşsak Evet. yine az kalır. Yine söyleyecekler bitmez. Yine çıkarımda bulunuruz. Yine geçmişten dem vururuz vesaire. Yani sen konuşurken bana da güzel bir özet oldu. Hem maça dair hem sezon geneline dair. Böyle şöyle bir flashback yaptım kendime. Vitor Pereira'nın gelme süreci hatta Emre Belezoğlu'yla başlayan o süreçte işte neden Erol Bulut'un gitti, neden Emre Belezoğlu'nun geldi, neler vaat edildiği sonrasında neden Emre Belezoğlu'ndan vazgeçildiği ve Vitor Pereira'ya kadar gidildiği vesaire şöyle bir düşündüm. Daha önce de kendi içimde çok düşündüğüm ama çok da sivri bir şekilde söylemek istemediğim ama artık bence de biraz da sivrilmenin de zamanı geldiğine inandım. Bir dönemdeyiz. Yani sayılarla konuşmayı sevmiyorum Sivrilme ama değil ya, o cesur olmak diyelim. Çünkü elimizdeki yani veriler daha fazla belki de. evet, Dayanak yani fazla. görünen köyde kılavuz istemez diye bir sözü de var. Atalarımız çok güzel söylemiş. Yani birincisi Ali Koç kötü bir başkan, kötü bir yönetici. Futbol tarafından bakıyorum ben tabii ki. Yoksa şirketi şöyleymiş, böyleymiş o kısmı ben bilmem. Benim gözlemleyebildiğim kamudan herhangi bir futbol sever, herhangi bir rakip takım taraftarı olarak gözlemlediğim. Çok laf edilen Aziz Yıldırım kadar bile iyi bir başkan olamadı. Yani öncelikle Aziz Yıldırım'ın bence bitirmesi gerekiyor. Özür dilerim. Ali Koç'un bence bu Fenerbahçe serüvenini bitirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Kendi haleti ruhiyesi için de bence bu önemli. Çünkü iş çok kötü yerlere gidiyor. Bir de tribünlerde şey miti vardır ya, bir başkan küfürle gitmemeli, küfürle gider, şöyle olur, böyle olur. İş sanki, yani çok özür diliyorum ama o tarafa doğru gidiyor ve bu hiçbirimizin istemeyeceği bir şey. İnsani olarak bu kadar maddi, bu kadar manevi zamanını, emeğini harcayan bir insanın o raddeye gelmemesi lazım ama gelecek gibi görünüyor. Belki de geldi bile basketbol maçında Evet. taraftarla münakaşaya girmiş olması aslında ne kadar kontrolü kaybettiğinin bir göstergesi Kesinlikle. bence. Kesinlikle. Yani Aziz Yıldırım da ikincisi yapardı bunları ama yani daha da elinde verileri varken yapardı bunu en azından. Aziz Yıldırım bir de şeydi, hani açılmışken biraz daha tırnak içinde söyleyeceğim. Daha mahallenin abisi. Gel oğlum sen buraya. Şöyle olur, bu böyle olur. Sen beni biliyor musun? Vesaire Aynen, diye aynen. şekeri de fırlardı. Böyle bir manipüle Konuşuyordu eder. vesaire. Evet. En sonunda sen özür dilersin başkanım ben bir eşeklik ettim falan diye. Ali Koç öyle bir mizaca sahip bir insan da değil dışarıdan gördüğümüz kadarıyla. Yani o parantezi kapayım. İki diyeyim. Beyaz futbol jargonuyla konuşayım. Vitor Pereira bunu artık herkesin itiraf etmesi lazım. Kendini Kaf Dağı'nda gören kötü bir teknik direktör. Kötü bir hoca. Değil Fenerbahçe. Crespo'yu getirdiği 2. Portekiz Ligi'ndeki takımın bile emanet edilmeyeceği bir hoca bence. Üçüncü olarak da Fenerbahçe'nin bu uzun süreç şampiyon olamadığı uzun süreçten çıkabilmesi ve camianın tekrar Fenerbahçelilerin de hoşuna giden bir şey vardır ya. Kendi arkadaşlarımla da çok konuştum. Hatta Twitter'da da bu arada çok gördüm. Serdar Ali'nin söylediği bir şey var. Mahallenin üstten bakan abisi. Nefret edilen siması.
o noktaya tekrar gelebilmesi için bence dipten bir dalgayla değişmesi lazım. Bu dipten dalgadan kastım da taraftar. Taraftarın şapkayı önüne koyup düşünmesi ve yani biz neydik, ne olduk, ne hayal ediyorduk, nereye gittiği. Gerekirse akil adamlar tarafıyla, gerekirse böyle sosyal medya fenomenlerinin kendisini dönüştürerek bir şekilde bu işte taraftarı dönüştürmesi lazım. Kolay bir süreç değil. Dünden bugüne göre olacak bir şey değil. Belki 3 sene, belki 5 sene olacak. Belki Fenerbahçe 5 senede şampiyon olamayacak. Ama sonunda dönüştüğü yerde daha amiyane tabirle haddini bilen, Avrupa'nın ya da dünyanın en büyük kulübünün taraftarı olunmadığının farkına varılan ve bu topraklarda da bazı şeylerin sınırlılıkla ilerleyebileceğinin düşünüldüğü bir kulüp taraftarı olup ona yönelik beklentiler kurgulayacaktır diye düşünüyorum. Ve bu da ister istemez futbol takımını, basketbol takımını günün sonunda da yönetimi etkileyecektir ve daha aklı başında daha realist kararların alınmasını sağlayacaktır. Yani Fenerbahçe'nin yoksa Konya'ya yenilmesi, Alanya'ya işte X takımı şuna buna yenilmesi mühim değil ama Fenerbahçe şu an resetleniyor bence. İşte Galatasaray mağlubiyetlerinin gelmesi Kadıköy'de uzun süre şampiyonlukların gelmemesi, rekor düzeyde iç saha mağlubiyetlerinin olması, yani teknik direktör yapısının, sportif direktör yapısının hiçbir şeyini tutmaması bence camianın resetlendiği. Ama bu resetin altında da ne kurgulanacağını yine camia belirleyecek ve oradan bir kale mi inşa edilecek, bir işte çiftlik mi inşa edilecek, yoksa bir oda, bir salon, bir ahır mı inşa edilecek, bunu hep birlikte göreceğiz. Yani bu ülke, yani bir laf söylemek istemiyorum açıkçası. Hani böyle büyük anlamda bir laf söylemek istemiyorum ama futbol ikliminin Fenerbahçe'nin iyi olmasına ihtiyacı var. Bu iyilikten kastım şey anlamında değil. Birinin arkadan ittirmesi ya da işte yayıncı kuruluş der ya Beşiktaş taraftarı çokça. Kendi takımından demoliyim. Yayıncı kuruluş Fenerbahçe çok izleniyor diye arkadan ittiriyor falan diye. Böyle bir şey değil tabii ki. Ama bu üç takım da birbirini çeker. Mıknatıs etkisi görür. Fenerbahçe iyiyse Beşiktaş'ı iyi, Beşiktaş iyiyse Galatasaray iyi gibi bir senaryo var. Bunlar iyi olmadan bu futbol ya da milli takımdan örneğin bir şey bekleyemeyeceğiz. Çok çok daha genele gittim. Spor kamuoyundan bir şey bekleyemeyeceğiz. Örneğin basketbolumuz gelişmeyecek belki. Belki bugün Euroleague'de işte Efes'in şampiyon olması, Avrupa'da kupa kaldırması, işte Obradovic'in belki Fenerbahçe'ye gelmesiyle başlayan bir süreç. Ben Tabii çok ki hakim değilim ittirmesi ama çok önemli Fenerbahçe'nin bir evet, yerde yani var o olmasıyla şey birlikte. önemli. Kesinlikle yani o rekabet, o tatlı rekabetin, saha içi rekabetin tekrar oluşması lazım. Fenerbahçe o kimliğini kaybetti. Onun da gelebilmesi için iyi bir taraftar, iyi bir futbol takımı, iyi bir yönetimin olması lazım. Fenerbahçe'de şu an hiçbir yok. Ve yakın dönemde olacak gibi de değil. Bir sıfırdan başlanmalı. Bakalım nasıl gidecek. Ama camiye tabii ki bunu kendi dinamikleriyle yapacak. Yani şu anda demin de örneğini verdiğim için yani yapılabilecek en rahatlatıcı değişiklik Vitor Pereira out, Nuno Espirito Santo in olur açıkça söylemek gerekirse. Kontra atak futbolunu da Wolverhampton'da iyi oynatan bir hoca. Kontra atak futbolunu Premier Lig'den iyi bilen bir Ener Valencia var olacak elinde. Yani başka hızlı oyuncuları da var. Sonuçta belki bu sefer Ferdi'yi sol uç oyuncusu olarak kullanacak hızlı olarak. Premier Lig seviyesi diye olduğu söylenen Samuel Osayi de var en azından İngiltere futbol ikliminden. Yani belki böyle bir değişiklik Ali Koç'un üzerindeki bu ve Fenerbahçe'nin üzerindeki bu ölü toprağını ve bu kötü enerjiyi çekebilir diye düşünüyorum. Çünkü Nuno da yapamadım ya Tottenham'da nasıl yapamadım ben nasıl kovuldum diye düşünüyor olabilir. Premier Lig'de illaki bir takım bulur kendine birkaç hafta beklerse ama böyle bir değişiklik de Fenerbahçelileri belki kurtaracak tek şey olabilir. Sezon başında Conte isimleri konuşuluyordu falan ama yani hiç de Bielsa'nın öyle ruhu da bir uçuşuyordu. durum evet hiç de öyle bir durum yoktu Fenerbahçe'de. Ben de yani özetle en azından sadece bu sezon için bu kadar da kendi takımını eleştirilmesine tahammül edemeyen bir camia haline gelmiş olduğu için bu sezon özelinde Fenerbahçe'de hem kendi içindeki eleştirilere hem dışarıdan hani dışarıdan da ne demekse
Fenerbahçeli olmayanların yaptığı eleştirilere de bu kadar kapalı olmaları sonucunda kendileri ettiler, kendileri buldular. Yani ben bu konuda çok önceden bu günlerin olabileceğini söylerken, hani ben Fenerbahçeli arkadaşlarıma bana sorduklarında söylediğim şeyleri söylüyorum yazarken veya konuşurken. Ve hani daha önce de dediğimiz gibi belki de dost acı söyler durumu aslında burada biraz geçerli, iyi niyetle bakıp daha iyi bir şekilde ne dediğimize dikkat etmenizi anlatmamız için. Veya hani şey vardır ya, böyle sevdiğin bir kız vardır ama kız böyle senin canını çok yakıyordur. Ama aşkın o kadar büyüktür ki o kıza, göremiyorsundur canının yandığını. En iyi arkadaşın gelir sana der ki abi bak bu kız biraz seni üzüyor ya, yapma bak, harap ediyorsun kendini. Bak hoş olmayacak 2 ay sonra. Sonra geleceksin ağlayacaksın kapımda, bu kız beni terk etti diye. Üzecek seni diye böyle uyaran bir arkadaş vardır ya hani hayatınızda. Ya ben o niyetle söylüyorum. Yine de tabii siz aşkınızı devam ettirmeye özgürsünüz yani. Ona karışamayız. Ama bazen de kör kütük aşk işte böyle yaralayıcı sonuçlar verebiliyor. Aman dikkat diyelim. Fenerbahçe'nin başına neler gelecek önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Şöyle bir kısa Trabzon-Beşiktaş maçına dair ince görüşünü istiyorum. Yani ben beraberlik diyorum açıkçası. Çünkü Beşiktaş'ın o programın en başında söyledim. 17-18 sezonundaki gibi hedef maçlardan bir tık daha iyi bir sonuçlar alabileceğini kestiriyorum diyeyim. Trabzonspor'un da ister istemez bir yerlerde tökezleyeceğini de düşünüyorum. Beraberlik Beşiktaş deplasmanından tökezleme olur mu olmaz mı, o ayrı bir boyut. Bence istediğini almış olur. Ne şiş yansın ne kebap yansın tadında bir maç izleriz. Ama yine de zevkli bir maç olur diye düşünüyorum, böyle bol gollü. 2-2 gibi. 3-3 bulmaz ama muhtemelen 2-2 gibi, 1-1 gibi. Pozisyonların oldu, kalecilerin ön plana çıktı falan bir maç olur diye düşünüyorum. Tabii burada şey de mühim, onun da altını çizim. Beşiktaş Lizbon deplasmanından acaba nasıl dönecek? Kaç sakatla dönecek? Nasıl bir mağlubiyetle dönecek? Çünkü puan alabileceğine inanmıyorum. Hele ki o Sergen'in Pjanić de gitmiyor. İçerideki, değil mi? Bildiğim kadarıyla evet. Evet. Başuay'ın da yok. Biz konuşmadık evet. Ama sakatlandı, o da yok. Yani umarız iyi bir sonuç olur. Bir Beşiktaşlı olarak yani her şeyden önce bir galibiyet isterim, beklerim ama umut vermiyor takım. Üzgünüm. Oradan alınacak ağır bir mağlubiyet burada İbrahim Trabzonspor'a da döndürebilir. Trabzon'un ben Tony Envakame'nin sol açıkta, Rozier'in yokluğunda yıldızlaşabileceğini düşündüğüm bir maç izleyebileceğimizi düşünüyorum. Gervinho sakat olmasaydı çok daha kötü bir sonuç gelebilirdi belki Beşiktaş için. Çünkü yıpranmamış bir Trabzon olacak. Ve şöyle de bir Trabzon var. Hani bu sezon öncesi Roma'da kendini bir test etti. Roma belki bu sene çok iyi gitmiyor. Saçma sapan skorlarla yeniliyor belki ama en azından yani Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'dan daha yüksek seviyedeki oyunculara karşı bir test etti ve oradan da olumlu sonuçlar aldı bence. Olumlu bir havayla döndü. O yüzden daha bir özgüvenliler. Beşiktaş karşısına da kaybedecek hiçbir şeyleri olmadan çıkacaklar. Ben o ruh halinde olacaklarını düşünüyorum. Sadece işte öyle, puan farkı da açık zaten. Beşiktaş'ta da puan farkı açık. Hani biz çok fazla konuşmuyoruz tabii ki. Belki göz ardı ediyoruz belki ama Hatayspor'da 4 puanda, yani kaybedecek bir şey yok derken Hatay'da kazanırsa işte 26-21 puan farkı düşürmüş olacak ama en azından Beşiktaş'a göre ve yani şampiyonluk hedefiyle çıkmayan takımların takılma ihtimallerinin daha fazla olmasını da göz önüne alarak biraz böyle diyorum tabii. Ama genel olarak Trabzonspor'un Galatasaray maçı içinde demiştim 4-1 falan yener herhalde falan diye böyle söylemiştim. Yani 3-1 olur yani, hiç şaşırmam. Çünkü Sporting maçında böyle bir anda tak tak hızlı bir şekilde sonuca gidebilmişti Beşiktaş karşısında Sporting. Bir çözülme yaşamıştı Beşiktaş. Yine işte Rozier'in olmayacak olması. Josef var mı emin değilim ama Josef oynayacak diye bekleniyor. Başuay'ın olmayacak olması. Vida o var mı bilmiyorum, o da sakatlandı. Vida var. Lisbon maçında var, oynayacak. Yani bir sürü Beşiktaş'taki bu belirsizlikler ve kadro istikrarsızlığı
soru işaretleri, hangisinin yetişeceği, yetişmeyeceği. Biraz böyle kafası bulanık bir hazırlık süreci ile hazırlanıyor Beşiktaş. O yüzden daha zor olacak o deplasman. Hatay Spor demişken de şöyle bir ilk 4, ilk 5'e baktığımızda işte Hatay'da Ömer Erdoğan, Alanya'da Bülent Korkmaz, Konya'da İlhan Palut, Fatih Karagümrük bu hafta belki biraz sallandı, iniş çıkışlı ama Farioli değişik, ilginç bir hoca, Emre Belözoğlu iyi bir hoca, Antalya'da Nuri Şahin bugün ilk galibiyetini aldı Giresunspor karşısında. Orada da Angola'nın Maradona'sı Freddy çok güzel oyunlarına devam ediyor. Kendisini FM'den severek, oynatarak puanlar kazanmış bir isim olarak bahsetmek istedim. Ya bu hocalara değinmek istedim açıkçası. Yani bu hocalar da ligde inovatif hocalar olarak da önümüze çıkıyorlar. Kendilerini geliştiren hocalar. Bu da aslında Süper Lig'in kendisi içinde bir kabuk değişikliğine gittiğini bana hissettirdi. Ve sadece hani eskilerden şu anda işte Mustafa Denizli, Fatih Terim, Rıza Çalımbay bir alt belki jenerasyon gibi görülebilir mi bilmiyorum ama Rıza Çalımbay ve Hikmet Karaman var. Ve onlar da hani kendilerini geliştirmiş ve burada kalabilmiş isimler. Benzer bir hikayeyi böyle 2008-2007-10 arası falan da yaşamıştık. O zaman da işte Abdullah Avcı vardı. Yeni genç hoca çıkıyor. Tolunay Kafkas. Yine Bülent Korkmaz bahsediliyordu. Yeni futbolu bırakmıştı. Başka kimler vardı tam hatırlamıyorum ama böyle bir şey geliyordu. Dip dalga. Dip dalga geliyordu. Tam oradan ilerleyemeyen isimler oldu. Bir Bülent Korkmaz kendini yenilemiş olarak karşımızda çıktı diye gözüküyor. Yine vasatla övgü yapmamız gereken bu programda bu ligin içindeki, bu vasattaki en iyileri de dile getirmemiz lazım. Tabii ki işin iğneleme sanatı bir yana. Bu hocaların varlığı bence Süper Lig'i daha bence şey kılıyor, izlenir kılıyor. Hani bugünkü bu programı yapmadan önce Nuri Şahin acaba ne yapacak, nasıl bir de 3-4-3 oynatacak Giresun karşısında diye yine yan gözle bir yarım saat onu, bir yarım saat Başakşehir maçına Emre Balizoğlu ne yapacak Montella karşısında. Çünkü Montella'lı takım arkadaşı olmuş olabilir belki Inter'deyken, onlar tam hatırlayamadım. Emin değilim. 2000'lerde vardı çünkü Montella sanki orada. Ventola vardı orada, pardon ben onu da karıştırdım. Tollaları. Yani en azından İtalya'dan böyle bir ekol çarpışması. Çünkü Emre'nin de Sarri'nin yanına gitti. Staj yapmak istediğine dair bilgiler vardı. O maç da ilginç bir maç olmuştu. Freddy'nin golleri çok iyi bu arada. Diğer yandan da yani Bofen gerçekten maça damga vurmuş. Sen görmedin muhtemelen ama izleyenlere de dinleyenlere de anlatayım. Yani son artık topu kurtarmış. Maçın sonları falan. Rakibine gidiyor top kap. Yani rakibi böyle elindeki topa vurur gibi yapıyor. Bir müdahale var orada. Bofen kalkıp rakibine ceza sahası içine kafa atıyor. Penaltı yani. Neden bilmiyoruz sayı Bofen. Üst mü oynadınız bu maça? 2-0 bitmesi içinize el vermedi mi? Çok garip bir hareketti yani maç için. Bu hocaların varlığı sebebiyle farklı bir takip içine de gireceğimi ben buradan beyan edeyim ve bir saate varan bu sohbeti tamamlayalım. Vasatlığa övdüğümüz, vasatlığa övgüler izlediğimiz bir programda daha birlikteydik. Ağzına sağlık Tolga'cığım. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Bu programı beğeniyorsanız Patreon ve Fonlogo hesaplarımızdan Zambrotta paketine abone olarak destek verebilirsiniz. Veya tabii ki kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bildirimleri açın, like'larınızı gönderin, yorumlarınızı yazın. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray üzerinde sorularınız varsa veya Trabzon veya başka takımlar yorumları iletebilirsiniz. Bizden bu kadar. Bir sonraki programda görüşürüz. Görüşmek üzere. Yani vasatı baş tacı etmek gibi tuhaf bir şeyimiz var.